Merhaba arkadaşlar. Pratik İşler TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pratik İşler TV özel ders serisi matematikte bu videoda trigonometri, açı ve açı kavramları, derece ve radyan ilişkisi, esas ölçüsü, açı çevrimleri ve yay konularını işleyeceğim. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, açı nedir? Açı iki ışın arasındaki alandır arkadaşlar. Özetle İki ışın arasındaki alandır arkadaşlar. Şimdi o A bir noktadan başlayıp ucu sonsuza kadar açılana biz ışın diyorduk. Aynı şekilde O B de ışın ve bu şekilde gösterilir. İşte bu aradaki alanı biz açı olarak tanımlarız ve bu şekilde gösteririz. Ve buna bir değer veririz. Alfa, beta gibi, teta gibi bir değer veririz arkadaşlar. Ve bunu nasıl gösteririz? M ortadaki açıdan bahsettiğim için A, O, B'den bahsediyorum. Ve açı kimin üzerindeyse açı işareti, şu işaret onun üzerindedir. O noktası olduğu için. Şeklinde gösterilir arkadaşlar. Şimdi açılar temel olarak iki gruptadır. Bir saat çizersek arkadaşlar. Saat nasıl hareket ediyor biliyorsunuz. Şöyle basit anlamda 12, 3, 6, 9 diye. Saatin ibresi ne yönde hareket eder arkadaşlar? 12'den 3'e doğru hareket eder. Yani saat yönü bu şekildedir. Saat yönünde açı işareti saat ne yapar arkadaşlar? Ömürden azaltır. Böyle pratik bir şey düşünebilirsiniz. Dolayısıyla saat yönündeki açılar negatiftir. Saatin tersi yöndeki açılar ise pozitif olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Örnek soru. Şekildeki açıları düşünerekten bakın nasıl gelmiş? Saat yönünde değil mi? Saat yönünde olduğu için yön A eksi, saat yönünün tersi olduğu için yön B artıdır. Derece ve radyan ilişkisi. Arkadaşlar biz çemberi, birim çemberi çizdiğimizde o konuyu da anlatacağım. Ama şöyle bir giriş yapalım. Nedir burası arkadaşlar? 0. Burası kaç derecedir? 90. Değil mi arkadaşlar? Burası kaç derecedir? Buraya geldim. Ne yaptı? Bütünler açı 180. Buraya geldiğimde arkadaşlar 3 tane 90, 270 derece. Buraya geldiğimde neyi bulurum arkadaşlar? 360 dereceyi. Şimdi sıfır noktasından başladım. Bir çembere çevrelediğim zaman ne yapıyorum? 360 derece. Radyan cinsinde ise değeri budur. Şu arkadaşlar 90 ise pi bölü 2. Pi'yi 180 alırsınız. Alırsak pi bölü 2. 180'de pi. Burası ne? 3 pi bölü 2 olur. Burası da 2 pi'dir. Dolayısıyla derece cinsinden verilen şeyi 360'a bölerim. Radyan cinsinden de pi şeklinde yazarım. Ya da sadeleştiririm arkadaşlar. Ne diyorum? Derece bölü 180 radyan bölü pi'dir arkadaşlar. 175 derece kaç radyandır diyor. 175 bölü 360 eşittir radyan bölü 2 pi dersiniz arkadaşlar. Sadeleşir 180. Her iki tarafı 5'e böleriz. 33 bölü 5'e böldüğümde 36 olur. Radyan bölü pi'den. Her iki tarafı yine 3'e bölersem radyan bölü pi eşittir 11 bölü 12 olur. Yani bu radyan değeri neymiş arkadaşlar? 11 pi bölü 12 olur. Bu şekilde radyan verilmiş kaç derecedir dediği zaman bu zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 7 pi bölü 6'da pi yerine ne alacağım arkadaşlar? 180 alacağım. O zaman 7 çarpı 180 bölü 6'dan ne çıkıyor? Burası sadeleşti. 7 çarpı 30'dan 210 derecedir diyorum arkadaşlar. Sırada açı çevrimleri var arkadaşlar. Bu da şöyledir. 1 derece eşittir 60 dakikadır. 1 dakika eşittir 60 saniyedir. Dolayısıyla 1 derecede eşittir 60 çarpı 60'dan 3600 saniyedir. Örnek soru 2510 derece A dakika B saniye ise artı B nedir? O halde ne yapacağım? 2510'u ne yapacağım? Dereceyi dakikaya çevirmek için 60'a böleceğim. Kaç kere var? 4 kere 240. Kaç kaldı arkadaşlar? 110. Kaç kere var? Bir kere var. 60. Kaç kaldı? 50. Bu ne oldu? 41 dakika 50 saniye. Dolayısıyla A ne oldu arkadaşlar? 41. B ne oldu? 50. Toplarsam A artı B ne oldu arkadaşlar? Eşittir 91. Diğer soruya geliyorum. 1300 saniye kaç derece ve dakikadır? Yine ne yapacağım arkadaşlar? 1300'ü 60'a böldüğümde
Ne yapıyorum? 2 kere 1120. Kaç kaldı arkadaşlar? 100. Bir kere de kaç kaldı? 60 kaldı, 40. Ne yaptım? Saniyeyi 60'a bölsem dakikayı bulurum arkadaşlar. Bu da saniyedir. Ama burada tekrar 60'a bölmem gerekir ki 60 derece cinsini bulayım. Ama burada kaldı, 60'tan küçük olduğu için. Dolayısıyla 1300 saniye eşittir 0 derece 21 dakikadır diyorum. Sıra geldi esas ölçüyü bulmaya arkadaşlar. Verilen bir derecenin esas ölçüsünü bulmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi artı fark etmez. 360'a bölüyorum. Radyan cinsinden veriliyorsa ne diyorum? Paydaya bölün. Eğer eksi radyan verilmişse iki pi ekleyip çıkart. Bu kadar. Örnek sorulara geçiyorum. 2560 derecenin esas ölçüsü nedir? Ne diyorum? 360'a böleceğim. 2560'ı neye bölüyorum arkadaşlar? 360'a bölüyorum. Kaç kere var? 8 kere fazla gelir. 7 kere. 7 kere ne yapıyor arkadaşlar? 2520 yapıyor. Çıkardığım zaman kaç kalıyor? 40 derece. Demek ki esas ölçüsü kaç? 40 derece. B şıkkı 17500 derecenin esas ölçüsünde 360'a bölüyorum arkadaşlar. Kaç kere var? 4 kere olsa 1440 yapıyor. O da çıkarırsa kaç kalır arkadaşlar? 0, 1, 3100. 3100'ü buldum arkadaşlar. 3100'de kaç kere var? 32 olsa 24. Dolayısıyla 8 kere var. 9 kere 27 yapıyor. Ama buradan 54, 32 yapıyor. Dolayısıyla 8 kere var. 8 kere 0 elde var. 8 kere 48 elde var. 4. Dolayısıyla 24, 28. 2880. Dolayısıyla çıkardık. 20. Buradan 10 kaldı. 2. 220 derece. Bunun esas ölçüsü de 220 derecedir arkadaşlar. Gelelim radyan cinsinden sorulara. 123 pi bölü 4. Ne diyorum? Paydaya bölün. 123'ü ne yap? Neye bölüyorum? 4'e bölüyorum. Kaç kere var arkadaşlar? 4'te 3 kere var. 12 kaldı. 3, 30. O zaman ne oldu arkadaşlar? 30 pi artı 3 pi bölü 4 oldu arkadaşlar. 30 pi de şöyle ayrılır arkadaşlar. 15 çarpı 2 pi diye ayırırım değil mi arkadaşlar? 3 pi bölü 4. Şimdi bir birim çember çizdiğimde daha detaylı olarak ilerleyen konularda anlatacağım ama şöyle bir şey var. Ne diyorum arkadaşlar? Sıfırdan başladım. Kaç derece gittim? 90. Kaç derece gittim şimdi? 180. Kaç derece gittim şimdi? 270. Kaç derece gittim arkadaşlar? 360. Yani burası 2 pi'dir. Burası pi bölü 2'dir. Burası pi'dir. 3 pi bölü 2'dir. Ne zaman? Pi eşittir 180 derece olduğu zaman ki böyle bir kabullenilmiş. Dolayısıyla 2 pi de ne yapıyorum? İstersem 15 tur atıyorum burada. 15 tur at diyor. Sonuçta geldiğim değer kaçtır? Sıfırdır. Dolayısıyla bunun çözümü nedir? 3 pi bölü 4'tür. Ekside de ne diyorum? Yine paydaya bölüyorum. 67'yi 3'e böldüm arkadaşlar. Kaç kere var? 2 kere 6. Burası 0. 7 indi. Kaç kere? 2 kere. Ne yaptı arkadaşlar? 6. Kaç kaldı? 1. Yani eksi 22 pi eksi pi bölü 3 oldu mu arkadaşlar? Eksi 22 pi de ne yapıyorum arkadaşlar? 11 çarpı 2 pi olarak yapıyor muyum? Eksi pi bölü 3 kaldı mı arkadaşlar? Ha bunu saat yönünde gitmişim. Bu sefer de saat yönün tersi yönünde. 11 tur atarsam ne olur arkadaşlar? Saat yönünde gidersem 11 tur atarsam ne olur? Yine başladığım noktaya gelirim. 0. O zaman bunun değeri 0. Bu durumda eksiden kurtarmak için ne diyorum? 2 pi ekleyip 2 pi çıkarın. 2 pi ekledim. 2 pi çıkardım. Eksi yöndeki 2 pi 0. Amacım bunu pozitifleştirmek. Dolayısıyla 2 pi eksi pi bölü 3 oldu mu arkadaşlar? Onu da çarparsam ne olur? 6. 6 eksi 1 bölü 3 pi'den 5 pi bölü 3 oldu arkadaşlar. Yay nedir? Yay, R yarıçaplı bir çemberim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A noktasından nereye taşıdım? B noktasına. A'dan B'ye doğru çemberin çevresinde ne yaptı? Bir yer taradı. Kim bu? Teta, merkez açı. Hangi çizgiyi taradı? Şöyle, bu şekilde. Demek ki bir merkez açının çemberin çevresinde taradığı mesafe
Taradığı uzaklığa biz ne diyormuşuz? Yay. Yani O merkezli R yarıçaplı bir çemberde Q merkez açısının çemberin çevresinde taradığı uzunluğudur. O halde nasıl gösteririm ben bunu? A'dan B'ye doğru gitmiş diyelim. O zaman AB yayı diye gösteririm. Üzerinde şu ifadeyi kullanın arkadaşlar. Bir yayın uzunluğu yani AB yayının uzunluğunu nasıl hesaplarım? AB eşittir. Alfa bölü ki burada teta. Teta bölü 360 çarpı 2 pi r olarak bu uzunluğu hesaplarım arkadaşlar. Şimdi sorulara geçelim arkadaşlar. Birinci sorumla başlıyorum. Aşağıdaki açıların işaretleri hangi şıklarda doğru verilmiştir? Birincisi ne? Saat yönünde eksi. İkincisi ne? Saat yönünde eksi. Üçüncüsü saat yönünde zıt artı. Dördüncüsü dolandığı zaman yine saat yönünde eksi eksi artı eksi. Cevap D şıkkı. Evet arkadaşlar sıra geldi ikinci soruya. Ne diyor? Tümler iki açıdan biri A 24 derece 14 dakika 35 saniye ise diğeri B açı nedir diyor. Tümler ne demek? T harfi. T harfinde ne var arkadaşlar? Diklik var. Dolayısıyla böyle pratik bir bilgi vereyim. Dolayısıyla birisi ne yapmış? A ise diğeri de B açısıymış. Bu durumda ikisi de tümler olduğu için A artı B nedir? 90'dır diyor. O zaman B nedir? 90 derece. 90 derece eksi A'dır. O halde çıkarıyorum. 90 dereceden neyi çıkaracağım? 24 derece 14 dakika 35 saniyeyi çıkaracağım. Ama burada derece ve dakika yok. Dolayısıyla 90'dan attım. 89 derece ne yaptı? 60 dakika. Buraya yazdım. 24 derece 14 dakika 35 saniye. Ama saniye yok. O zaman 60'tan da bir dakika atarım. 89 derece 59 dakika kaç oldu? 60 saniye. 24 derece 14 dakika 35 saniye oldu mu arkadaşlar? Çıkarıyorum. Ha, hepsi artık var. Ne yaptı? 5 25 saniye 5 45 dakika 5 65 derece. Şıklara bakıyorum. Derece yok. Demek ki o zaman dereceyi de ne yapacağım? Dakikaya çevireceğim. 65'i de 1 derece neydi arkadaşlar? Eşittir 60 dakikaysa 65 de bunun 60'la çarpımıdır. Pratik olarak 65'i 6 ile çarpıyorum. 30, 36, 39, 3900. 3900 dakikaya ne ekleyeceğim arkadaşlar? Bir de 45 dakika ekleyeceğim. Ne oldu? 3945 dakika oldu. Artı bir de 25 saniyem vardı. 3945 artı 25 olan cevap C şıkkı. A, B, C açıları şekildeki gibi verilmiş. Açıların esas ölçüleri A açısı, B açısı, C açıları ise bu şekilde ifadesinin değeri nedir diyor arkadaşlar. A'nın esas ölçüsünü alıyorum arkadaşlar. 3750'yi ne yapıyorum? Bölüyorum 360'a. Kaç çıkıyor? Kaç kere var? Bir kere var. 360. Kaç kaldı buradan arkadaşlar? 5, 15, 150. Kaç olmuş o zaman? A eşittir 150 derece. B'ninkine bakalım. 2540'ı 360'a bölüyorum arkadaşlar. Kaç kere var? 7 kere var yaklaşık olarak arkadaşlar. Ne yapıyor 7 kere o zaman? 0, 20, 42, 20, 25. 2520 kaç kaldı arkadaşlar? 20. O zaman B eşittir 20 derece. C'ye bakalım arkadaşlar. 1260 bölü 360 desem kaç kere var? 4 kere 1200'ü geçtiği için 3 kere var. 0, 18 elde var. 1. 1390, 1080. Kaç kaldı arkadaşlar? 0, 16'dan 8, 180. Dolayısıyla C'nin de esas ölçüsü kaç çıktı arkadaşlar? 180. İfadesinin değeri nedir diyor. Şimdi geriye ne kaldı? A'yı, B'yi, C'yi yerine koymak. A 150 derece. 150 artı 5 pi bölü 13. Bunlar da düşünelim. 5 pi bölü 3. Ne demek arkadaşlar? Pi 180 değil miydi? O halde 5 çarpı 180 bölü 3'ten ne yapar? 60. Buradan ne yaptı arkadaşlar? 300. Yani burası ne oldu? 300 bölü 5 pi 18. 5 pi bölü 18 de ne yapar arkadaşlar? Pi 180'di. 5 çarpı 180 bölü ne yaptı arkadaşlar? 18. Burada sadeleşti 10. Bunun da cevabı 50. Yani C yerine ne yazacaktım? 180 eksi 2B 40 eksi ne kaldı? 50. Ne oldu arkadaşlar? Buradan 450 bölü eksi 180 eksi 90'dan 450 bölü 90 kaldı arkadaşlar. Bu da ne olur arkadaşlar? Sadeleşir.
9 kere 5, 5. Cevap E şıkkı. Şekilde ABC açılarının esas ölçüleri ABC açısı ise B artı 25, C artı A artı C artı 76 kaç derecedir diyor arkadaşlar. Bunu çözüyorum. O halde nasıl ölçüyordum? Hesaplamayı yapıyordum. 145 pi bölü 6'nın esas ölçüsünü ne yapıyordum? 6'ya bölüyordum arkadaşlar. Kaç kere var? 2 kere 12. Kaç kaldı? 25. 25'te 4 kere var. 24. Kaç kaldı? 1. Cevap ne arkadaşlar? Pi bölü 6. 24 pi artı pi bölü 6 mı? 24'te 2 çarpı 12 pi, pardon, 12 çarpı 2 pi artı pi bölü 6 mı? Yani buranın esas ölçüsü 0 olduğu için pi bölü 6. Yani a açısı neymiş arkadaşlar? Pi bölü 6. O da neydi? 180. 180 bölü 6'dan 30 derece. B açısına bakıyorum arkadaşlar. Eksi 123 pi bölü 4 diyor. 123'ü ne yapacağım? 4'e böleceğim. 12'de 3 kere 12. Kaç kaldı? 0. 33. Yani ne oldu? 30 pi eksi 30 pi eksi 3 pi bölü 4 oldu mu arkadaşlar? 30 pi ile ne yapabilirim? 15 eksi 15 çarpı 2 pi eksi 3 pi bölü 4 mü arkadaşlar? 2 pi değer 0 olduğu için burası 0. Ne yapıyorum? 2 pi ekliyorum. 2 pi çıkarıyorum. Bu da 0. Dolayısıyla 2 pi eksi 3 pi bölü 4'ten 8 ne yaptı arkadaşlar? 8'den 3 çıktı. 5 pi bölü 4 buldum mu arkadaşlar? 5 pi bölü 4'te pi 180 alırsam ne olur? 5 çarpı 184'e bölsen 45. O da ne yaptı arkadaşlar? 225 derece buldum mu? Kim bu? Bu da B. C'ye bakıyorum arkadaşlar. C'de eksi 116 bölü 5 diyor. 116'yı ne yapıyorum arkadaşlar? 5'e bölüyorum. 5'te 2 kere 10 kaldı 16. 3 kere 15 kaldı. Kaç kaldı arkadaşlar? 1. O halde ne yaptı? 23 pi eksi pi bölü 5 oldu mu arkadaşlar? 23 pi de 22 pi tabi eksi. Eksi pi bölü 5 olarak alabilir miyim? Alırım. 22 pi de eksi ne diyorum arkadaşlar? 11 çarpı 2 pi. Bura eksi pi. Eksi pi bölü 5 olarak kaldı mı? Şurası 0 mı? 0. Buraya da ne ekliyorum artık? 2 pi eksi 2 pi. Eksi ile işim yok. Dolayısıyla burası 0 oldu. 2 pi eksi 2 pi pi kaldı. Buradan ne yapıyorum? Şöyle pi kaldı arkadaşlar. Pi eksi pi bölü 5 mi arkadaşlar? O da ne oldu? 4 pi bölü 5 mi oldu arkadaşlar? 4 pi bölü 5 de nedir arkadaşlar? Pi o 180 ise 180'i 5'e bölersem 36 çarpı 4 oldu. O da kaç derece yaptı? 24. Elde var 2. 12. 144 derece. O halde biliyorum artık A'yı, B'yi ve C'yi getirip yerine yazacağım. B hangisiydi? Bu. Yani 225. 225 artı 25 bölü A kaç arkadaşlar? 30. C kaç? 144. Artı 76 arkadaşlar. 225 daha ne yaptı burası? 250 bölü. Şurası ne yapıyor arkadaşlar? 174 artı 76 daha toplarsak kaç kalıyor arkadaşlar? 10. 5. Ne yaptı burası? 2. 250. Dolayısıyla 250 bölü 250'den 1 çıktı. Cevap A şıkkı. Sırada bir sorumuz var. Gora gezegeni. Evet. Yarıçapı x5 gezegeni. Yarıçapı 6000 kilometre olan gezegende AB noktalarından geçen merkez açı 60 derece ise AB şehirler arasındaki kaç kilometredir? AB şehirler arasında şu merkez, şu A, şu B değil mi arkadaşlar? Mesafe nedir? Eğriseldir. Yani bir yay çizer. Burası 60 ise ne demiştim arkadaşlar? Bu da alfa ise alfa bölü 360 çarpı 2 pi r. Neyi bilmem lazım? Gezegenin yarıçapını onda vermiş mi 6000 diye? Merkez açı da 60 mı? 60 bölü 360 çarpı 2 pi'yi kaç al? 3 r'yi kaç? 6000. Dolayısıyla şu şundan böldü 6. Bu da bunlarla gitti. Cevap ne oldu? 6000 kilometre. Cevap D şıkkı. O ve K başlangıç noktalar olmak üzere yarıçapı 3 santim olan A kasına saat yönünün tersinde 6 tam tur attığında
Şimdi bu kasnak bu saat yönünün tersinde, saat yönünün tersine bu şekilde dönecek. Bunu bu şekilde çekecek. Bu ne yapacak? Bu da o zaman saat yönünde dönmüş olmayacak mı? Yani A bu şekilde döndüğünde, saat yönünün tersi yönde döndüğünde B saat yönünde dönmüş olacak. Dolayısıyla 6 tam tur attığında, 6 tam tur ne demek? 6 çarpı 2 pi tam tur attığında saat yönünün tersinde B'de saat yönünde kaç tur atmış olacak arkadaşlar? Yarıçaplarına bakalım. Şimdi A 3'e kaç ne demiş? 1. 1 ise bu bir turu tam attığında bu 3 tur tam atacak. Dolayısıyla bu 6 çarpı 2 pi eşittir. Bunun da 3 katını alırsam B'de kaç tur attığını gösterir. Ne yaptı arkadaşlar? 12, 36 pi. Nasıl 36 pi? Eksi yönde olduğu için eksi 36 pi diyorum. Cevap D şıkkı. Evet arkadaşlar sıra geldi 7. soruma. 7. sorum bir üçgen sorusu. Hemen bakıyorum. Şekilde ABC üçgeninde MACD eksi 193 pi bölü 15. ACD neresi? Ha burası dış açı. BAC ise ne verilmiş? BAC ha burası 59 derece 59 dakika 60 saniye. Oo gördüm. Verildiğine göre ABC açısı nedir? Arkadaşlar 59 derece 59 dakika 60 saniye ne demek? Buradan saniyeyi buraya atarsam burası ne oldu? 60 dakika. Buraya da attığım zaman ne oldu? 59 dereceydi. Yani M, B, A, C açısı kaç dereceymiş aslında? 60 derece. Şimdi bir üçgende dış açıyı nasıl hesaplıyordum? Dış açıya ben alfa, buraya beta, buraya da x dersem alfa eşittir. Beta artı x'tir. İki iç açının toplamı. Şimdi burayı biliyor muyum artık? 60 derece. Nereye burası? A. A açısı 60 derece. Burayı bilmiyorum. Eksi 193 pi bölü 15 değil mi arkadaşlar? Bu kaç dereceye denk geliyor arkadaşlar? Şöyle hesaplıyorum. Eksi 193 pi bölü 15'te ise 193'ü neye bölüyorum arkadaşlar? 15'e bölüyorum. Kaç kere var? Bir kere var. 15. Kaç kaldı arkadaşlar? 43. Olsa 30. Başka da yolu yok. 3 kere 45 yapıyor. Dolayısıyla 30. Kaç kaldı arkadaşlar? 13. Dolayısıyla ne oldu? 12 pi, eksi 12 pi, eksi 13 pi bölü 15 oldu mu arkadaşlar? 12 pi de eksi 6 çarpı 2 pi, eksi 13 pi bölü 15 olarak ayırır mıyım? Burası 0 oldu. 2 pi ekle, 2 pi çıkar. 2 pi çıkarsam 0 olur. Buraya ekledim. 2 pi, eksi 13 pi bölü 15 ise kaç oldu arkadaşlar? 15, 30. 30'dan çıkarırsam kaç kalır arkadaşlar? 17 pi bölü 15'tir pozitif değeri. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 204 dereceyi bulur mu arkadaşlar? Demek ki alfa da kaçmış? 204 derece ise x kaç derecedir? 204 eşittir. 60 artı x'ten x eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 144 derece. 144 dereceyi de nasıl buluyordum? Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Radyan da ne oldu? 144 pi bölü 180. Şıklarda bu şekilde yok. Böldüğüm zaman ne yapıyor? 2'ye böldüm. 72 arkadaşlar. Bir sürü kafa karıştı. 72. Buradan da kaça böldüm? 9'a böldüm. 8 pi bölü 10. 2'ye böldüm. 4 pi bölü 5 arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Gelelim 8. soruya. Ne var arkadaşlar? Pratik İşler TV. Şekilde düzgün çembersel eha duvara O merkezine sabitlenmiştir. Bu çemberi A noktasında saat yönünde 217 bölü 4 pi tur çevirip durduğumuzda bu A noktasının merkez açısı kaç derece olur diyor arkadaşlar. Saat yönünde gönderdiğim için ne oldu arkadaşlar? Saat yönü neydi? Eksi. Yani eksi 217 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü almam istiyor. Ne yaparım? 217'yi pi 4'e bölerim. Kaç kere var? 5 kere 20. 17'de kaç kere var? 4 kere 16. Kaç kaldı arkadaşlar? 1. Yani 54 pi eksi pi bölü 4 mü arkadaşlar? Tabi bu da eksi. 54 de şöyle yazılabilir mi arkadaşlar? 27 çarpı 2 pi eksi pi bölü 4 oldu mu arkadaşlar? 27. Burası ne oldu? 2 pi'nin katı olunca 0. 2 pi ekleyip 2 pi çıkaracağım. Bu da benim bir işime yaramaz gider. 2 pi eksi pi bölü 4'ten 8, 7 pi bölü 4 oldu mu arkadaşlar? Pi 180 ise
Böldüm 4'e. Kaç oldu? 45. 7 çarpı 45'te ne yapıyor? 35. Elde var 3. 7 kere 28. 315 dereceyi bulurum arkadaşlar. Evet, benim trigonometride açı, esas ölçü ve giriş konularla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim. Beni takip edin. Number one olun. Bir numaralı. Hoşça kalın.